10 Mart tarihi itibariyle tabii camilerimizdeki cemaatlerimize biraz azalmalar oldu bu hastalık nedeniyle. Ama camilerimiz kapandı, ezanlarımız susmadı, selalarımız okundu. Ve Haziran 1 Mayıs itibariyle de camilerimiz tekrar ibadete açıldı. Geçen Mart ayından bugüne kadar gerçekten bizim bu pandemi sürecinde il müftülüğümüz olarak bütün imamlarımız, cami görevlilerimiz cenaze teçhiz, teklim işlerinde olsun, ondan sonra hastahanede nöbet tutma işinde olsun büyük bir çaba ve gayret sarf ettiler. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu içinde bütün din görevlilerimiz, imamlarımız, vaizlerimiz, Kur'an kursu hocalarımız bu görevde gönüllü olarak hizmette bulundular. Mahallelere, köylere kadar yardım paketlerini biz ulaştırdık. Müftülük olarak geçen yıl Ramazan ayından önce 2500 yardım paketi il genelinde dağıttık. Ayrıca ikinci bir posta 1500 yardım paketi tekrar dağıtıldı. Bu arada Kocaeli İl Müftülüğümüz de kardeş ilk olarak Kocaeli Müftülüğü Bitlisimizi kardeş ilk olarak ilan etti. Kocaeli Müftülüğünden de 5660 tane atkı, bere, ondan sonra eldiven, 1000 bot. Bunu bu şekilde gönderdi. İl genelinde bunu da dağıttı. Allah gönderenlerden razı olsun. Filyasyon ekibinde bugüne kadar bütün hocalarımız görebilir. Her mahallede bulunan din görevlimiz aynı zamanda filyasyon ekibinde de görebilir. Onlar camide ezanlarını okuyor. Camilerde ibadeti yaptıktan sonra hemen filyasyon ekibinde ilgili yerlere sağlık ekibiyle birlikte onlarla birlikte aileleri geziyorlar. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da gönüllü olarak bütün görevlerimiz görev yaptı, hizmette bulundu. Ayrıca bu pandemi döneminde online'de bizim irşat programlarımız oldu. Ailedeki programlar. Onlar irşat programımız oldu. Ayrıca bu online üzerinden Kur'an kurslarımız devam etti. Şu anda öğrencilerimiz devam ediyor. Hafızlarımız yine online ile devam ediyor. 4-6 yaş grubumuz online ile devam ediyor. Ayrıca Diyanet TV'mizin de bu alanda büyük bir hizmeti var. Bütün evlere, camilerde, kürsülerde duyurduk. İşte ailedeki problemler, ondan sonra çeşitli vaaz ve nasihatler, çocuklara yönelik eğitimler Diyanet TV'de de programlar halinde sunulmaktadır. Aile dini rehberlik grubumuz da şunu yapıyor. Ailelerde bu pandemi süreci neticesinde tabii evden dışarıya çıkmama neticesinde ailelerde biraz problemler oluştu. Bu problemleri de en asgariye düşürmek için bizim aile dini rehberlik grubumuzda görev yapan görevlilerimiz aileleri ziyaret ettiler. Çoğu ailelerle birebir görüşmeler yapıldı. Elhamdülillah çok güzel neticeler de aldık. Bugüne kadar yapmış olduğumuz bu destekleri yine devam edeceğiz. Bu imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerini biz müftülük olarak tespit ettik. Onlara yine yardımlarımız inşallah ulaşacak. Kurban Bayramı'nda il genelinde 1500 eve kurban ulaştırdık. İmkanlar dahilinde Diyanet Vakfı'nın desteğiyle bu yardımlarımız devam edecek. Duamız şudur, Cenab-ı Allah bu hastalığı rahmetiyle, merhametiyle üzerimizden kaldırsın. İnşallah kısa bir zaman içinde artık maskeyle değil rahat bir şekilde nefes almayı bize nasip eylesin. Camilerimiz, okullarımız ibadete açılsın, eğitime açılsın. İnşallah dualarımız budur. Cenab-ı Hak ülkemizi, milletimizi, memleketimizi, Bitlis'imizi ve alem-i İslam'ı her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle bu hastalığı insanlığın üzerinden kaldırsın. Tek duamız, tek temennimiz budur. Allah-u Teala hayırlısıyla hizmet etmeyi bütün din görevlerimize nasip eylesin.